1995 yılında Çinli sanatçı Ai Weiwei 2000 yıllık bir vazoyu eline alıp yere atarken kendi fotoğraflarını çekti. Kültürel mirasın farklı nedenlerle yok edilmesini dehşete kapılarak izlediğimiz bir dünyada Ay'ın bu eylemini nereye oturtabiliriz? Bir müzede vazoları kırarken çekilen fotoğraflarını görmek için bilet almamızın arkasındaki itici güç ne olabilir? Bu fotoğraflar nasıl 1 milyon dolara satılıyor? Bu adam nasıl zamanımızın en ünlü sanatçılarından biri olabilir? O zaman gelin Ai Weiwei'yi yakından tanıyalım. Ai Weiwei, 1957 yılında Pekin'de yazar Gao Ying ve ünlü şair Ai Qing'in çocuğu olarak dünyaya geldi. Ai Qing başlangıçta komünist lider Mao Zedong tarafından benimsense de kısa süre sonra 1958'deki sağ karşıtı hareket sırasında kınandı ve ailesiyle birlikte çalışma kamplarına ve uzak illere sürgüne gönderildi. Bu sürgün dönemi 1976'daki kültür devriminin sonuna kadar devam etti. Daha sonra ailecek Pekin'e geri döndüler ve Ai Weiwei 1978'de Pekin Film Akademisi'ne kaydoldu. Bir grup avantgard sanatçıyla birlikte Yıldızlar adlı grubu kurdu. 1981 yılında Amerika'ya gitti ve New York'a yerleşti. Zar zor geçindiği bu dönemde komşusu ünlü Beat kuşağı şairi Allen Ginsberg'le bolca zaman geçirdi ve birlikte pek çok fotoğraf çektiler. Ai Weiwei kendini sanata adadı. Marcel Duchamp üzerine çalıştı ve hazır objeler kullanarak sanat yapma fikrini benimsedi. 1993 yılında Çin'e döndüğünde muazzam değişimlerden geçen bir ülkeyle karşılaştı. Halkın büyük bir kesiminde 1989'da Tiananmen Meydanı'nda demokrasi yanlısı göstericilere yapılan sert müdahalenin izleri hala sürüyordu. Deng Xiaoping'in ekonomik kalkınmaya odaklanmasıyla Çin şehirlerinin büyük dönüşümü başladı. Ay Han Hanedanlığı dönemi'ne ait vazo'yu düşürmek adlı performansını fotoğrafladığı ikonik çalışmasını, dönüşünden çok kısa bir süre sonra 1995'te üretmiş olsa da, radikal tarzı bundan çok daha önce su yüzüne çıkmıştı. Anavatanında olduğu kadar yurt dışındaki güç sembolü gösterişli yapılara da eleştirel gözle baktı. Antika eserler konusunda oldukça bilgiliydi. Tarihi nesnelerin değerini ve onları manipüle etmenin sembolik gücünü biliyordu. Hazır objeler kullanarak sanat yapma fikrini benimsediği bu süreçte farklı tür bir hazır obje olarak Çin'in eski dönemlerinden kalma eserler Ai Weiwei'nin sanat için kullandığı ham madde haline geldi. Eski eserlerin geçmişe duyulan saygıyla geleceği bilme arzusu arasındaki çatışmayı dinamik bir şekilde sentezlediğini düşünüyordu. Modernleşme aynı anda içinde bir sürü unsuru barındırır. Değişimle birlikte kaybolan şeyler olur ve tarih silinir. O dönemde hükümet yeni yollar, binalar, dev barajlar ve olimpiyat stadyumları inşa etmek için mahalleleri ve şehirleri büyük çaplı bir değişimden geçirirken kültürel mirası yok ediyor diye bir sanatçıyı nasıl suçlayabiliriz? Ayın çalışması inşaatın gerektirdiği yıkımı da hesaba katmamızı sağlıyor. Ama çoğu sanatsever için o bir yok ediciden ziyade bir yaratıcı. Yıkılmış tapınaklardan aldığı tahtaları yeniden kullanıp onları karmaşık ve dramatik enstalasyonlara dönüştürdüğü çalışmaları var. Basit bir şeyden yola çıkar. Mesela antika bir tabureyi alır, sonra bir sürü tabureyi bir araya getirir, bambaşka bir şey yaratır ve bizi başlangıç noktasından çok daha öteye taşır tozlu dükkanlara ya da çöp sahalarına düşecek olan tarih yüklü birçok parça, Ai Weiwei'in çalışmalarıyla çarpıcı ve unutulmaz bir görünüme kavuştu. Eski doğrama geleneklerinde ustalaşmış zanaatkarlarla birlikte çalışarak eski teknikler için yepyeni kullanım alanları buldu. Ustalıklarını sergilemeleri için dünyadaki en yetenekli porselen üreticilerini bir araya getirip onlara porselenden karpuzlar, yengeçler ve milyonlarca ayçiçeği çekirdeği gibi ince ince işlenmiş nesneler hazırlattı. Makineleşme ve seri üretimle birlikte müthiş bir hızla büyüyen ekonomiye sahip Çin'de el yapımı eserlerin de kendine yer bulmasını sağladı. Parçanın bütünle ve bireyin de toplumla olan ilişkisine dikkati çekmek için Çin'e özgü geleneksel objeleri bir araya getirerek eserler üretti. Geçmişiyle yüzleşemeyen bir milletin geleceği de olmaz diyen Ay, günümüzde olup bitenlerle de aynı derecede ilgili. 2008 yılında Çin'in Sichuan bölgesinde gerçekleşen depremden hemen sonra bölgeyi ziyaret ederek ölenlerin isimlerini toplamak için gönüllüleri bir araya getirdi. Aynı zamanda otoritelerin kötü inşa edilmiş okul binaları yüzünden ölen öğrencilerin sayısını örtbas etme çabalarına da dikkat çekti. Enkazdan tonlarca bükülmüş inşaat demiri toplayarak onları titizlikle düzeltti ve matemli bir anıta dönüştürdü. Kaybedilen gençlerin hayatını temsil etmesi için Münih'teki Haus der Kunst olarak bilinen sanat evi binasının ön cephesine 9000 sırt çantası yerleştirerek bir eser yarattı ve mağdurlardan birinin annesinden aldığı alıntıyı yazılı olarak bu eserin bir parçası haline getirdi. 7 yıl boyunca bu dünyada mutlu bir şekilde yaşadı. Ay sesini çıkaramayan insanların sesi oldu. 2009 yılında insan hakları aktivisti Han Zuore'nin yargılanmasında ifade vermek için bulunduğu Changdu'da bir otel odasında dövüldü ve gözaltına alındı. Suriye'deki savaştan kaçan mültecileri ziyaret etti. Londra'da onların adına sembolik bir yürüyüş düzenledi. Heykellerini termal battaniye ile kapladı. Berlin'deki konser salonunun sütunlarını kurtarılan mültecilerin can yelekleriyle kapladı. Sosyal medyayı en başından beri etkin bir şekilde kullanan Ay'ın, serbest konuşma özgürlüğünün kararlı bir destekçisi olduğunu söyleyebiliriz. Hayatını her detayıyla paylaşmaktan çekinmedi. Buna tek istisna dönem, asılsız vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla 2011 yılında 81 gün tutuklu kaldığı dönem ve hemen sonrasıdır. Serbest kalmasının ardından yetkililer Ayın Şangay'daki stüdyosunu yıktı ve Pekin'deki stüdyosunu yıkmakla tehdit etti ve onu vergi kaçakçılığından 15 milyon yuan para cezası ödemeye zorladı. Sürekli olarak denetim altında tutuldu ve takip edildi. Ülkesinden ayrılması engellendi. Tüm bunlar olup biterken Ai, Çin'de ve diğer ülkelerde uygulanan sansürü reddetti. Yaptığı her şeyin daha iyice olduğunu söyleyemeyiz ama geniş kitlelere ulaşma konusundaki azmini asla kaybetmediği ortada. Kalıpların dışına çıkan eserler üreten Ai Weiwei'in yapıtlarını sanat dünyasında belli bir yere oturtmak zor genelde ikonoklast olarak görülür ve antik vazoları kırdığı fotoğraflarla yarattığı eserleriyle de bu tanıma kesinlikle uyuyor diyebiliriz. Ancak diğer taraftan Ai Weiwei'yi çaresizce Çin'in geçmişinin, değerli inançlarının ve kurumlarının hatırlanmasını ve canlandırılmasını isteyen biri olarak da görebiliriz. Bu bağlamda radikallerin öne sürdüğü gibi farklı bir muhafazakarlık anlayışına sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Eserleri tarih ve geleneklerin derinlerine kök salmış, geçmişi hatırlatıyor ve geçmişin değerlerinin altını çiziyor. Geçmişe pek saygı göstermeden geleceğe doğru ilerlemek isteyen bir kültüre meydan okurcasına karşı çıkıyor unutmaya, sessizliğe karşı direniyor. Çalışmaları bize neye değer verdiğimizi, niçin değer verdiğimizi, neleri yok etme, koruma veya dönüştürmeden sorumlu olduğumuzu vurgulatıyor. İnsan hakları ve sorumluluklarımız hakkında çok temel soruları düşündürüyor. Özgürlük, her şeyi sorgulayabilme hakkına sahip olmaktır, diyor Ai Weiwei. İstiridye sürekli tahrişe neden olan bir kaynak sayesinde ince oluşturur. Ayı, bu sürekli tahriş kaynağı olarak görebiliriz sadece tanık olmakla kalmayıp eyleme geçmek bizim elimizde.